Amacım hiçbir şey. Benim bir amacım yok yani. Bir hani amacınız var. Ben buna inanmıyorum. Ben buna inanmıyorum. Bak Mahir, açık bak, tamam, bana açık gel. Açık gel canımı ye. Hani geleceğim. Hayır, hayır. Geleceğim, tamam, açıyorum ben. Şu an açıyorum ben. Ama bak kardeşim, tamam, benim. Tamam, ben açıyorum. Senin kız kardeşin var mı? Var, büyük. Kaç yaşında onlar? O yaşını tam bilmiyorum ben yani. Sonuçta ben senin 15 yaşındaki bir kız kardeşine. Mahir, burada değil. Bak Mahir, senin 15 yaşındaki bir kız kardeşine biri böyle ben ona iyilik yapıyorum, annesi babası onu yapacak şunu yapacak diye evde tutsan. Sen ne yaparsın? Hı? Biz de anne tarafından öyle bir şey gördüyse haklı derim yani. Ne yaparım, ne yaparım? Ne demek yani? Anne tarafından öyle bir şey görse haklı. Sen Helin'le evlilik planları mı yapıyordun? Hayır. Evlenmeyi düşündünüz mü hiç? Hayır. Helin, evlenmeyi düşündün mü Hayır. sen? Ha? Hayır. Peki niye gittin Mahir'in yanına? Amacın neydi? Ne yapacaktın orada? Kendini kurtarmak için geldi benim yanıma. Yani sen kurtarmak için senin yanına gelmesine gerek yok Mahir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var tamam. yani. Sana ne gerek var? Sen kimsin? Tamam. Tamam, ben kimseyim. Ben kızım, ya sen devlet değilsin, polis. Hayır, devlet değilsin, polis değilsin, sosyal hizmetler görevlisi değilsin, psikolog değilsin, o değilsin, bu değilsin, amcası değilsin, kuzeni değilsin, kardeşi değil, hiçbir şeysin yani. Ben senin ekiple İstanbul'a geleceğim diye Helin'le konuşurken konuşmalar kestiriyorlar. Peki bir şey soracağım, Seher, bu kadar yalana ne gerek vardı? Sen niye ilk günümüze bunları söylemedin? Didem Hanım, ilkim neden söylemedim? Çünkü İstanbul'a yani teslim etmek için getirdiğini söyledin. Evet. Ama aslında Mahir'i korumak için... İstanbul'a ne evli teslim etmeye geliyorsun? Hayır, sen ne biçim konuşuyorsun? Buraya niye getiriyorsun benim kızımı? Hayır, sen konuşamazsın abi. Sen benim kızımı buraya niye getiriyorsun? Bana bunu devlet konusu, sen konuşma. Annesini de geçtin. Bu kızımı neden getiriyorsun sen buraya ya? Sen kimsin? He? Örtüyü kesiyorsun benimle kızımla konuştuğu yerde. Yasemin Hanımgil, bunu almadın mı belliyorsun sen? He? Ne görüntüyü kestirmesi ya? Duydun, saygıya duyun. Bir bayanla konuş. Sorma. Ben mi? Adalet babadır, bunu unutma. Tamam mı? Biraz daha konuşursan, Serkan dur. Hiç bak. Ya muhatap olmazsan sevinirim. Ya sen kimsin de muhatap olcum? Olmaz, kimsin sen? Bırak hele, kimsin sen? Hayır sen. Konuşuyorsun ya. Sen nasıl saçma sapan konuşuyorsun ya? Tamam, ayıp ya. Daha konuşuyor ya. 15 yaşında kızımı getiriyorsun. 29 yaşında. Serkan, rica ederim. Senin kız kardeşin. Evladın yaşında bir kıza nasıl çıkarsın? Susar mısın? Annesine sor. Ona da soruyorum. Ona tek ona değil. Benim tek suçlu olduğum yıllarda bile kaldım. Annesi dahildi Dem Hanım. Ha. Benim çocuğum bu hale geldiyse hepsine şikayetçiyim. Bir şey söyleyeceğim. Helin. Sakin olur musunuz? Helin. Dedem Hanım, nasıl sakin olayım? Tamam, haklısın. Helin, şu halime bakın ya. Bir dakika, sen dışarı çıkar mısın Helin? Neden? Sen dışarı çık lütfen. Alın çocuklar çocuğu. Gel Helin. Gel oraya Helin. Dışarı çık. Aslında biz de bu yalanları aslında başından beri söylüyor ama bak bir şey söyleyeyim. Sonuçta bu 15 yaşındaki bir çocuğunu evde alıkoymak. Dedem, öyle de böyle bir yasal... Ben kendi hatamı kabul ediyorum. Ama kalkıp da şimdi babasının bana bu şekilde konu... Ben ama adalet... özür dilerim ama insan kaçakçılığına bir anlamda giriyor. Kaçarmışsın. Didem Hanım, bakın ben savcılıksa gidip ifademi veririm. Ya zaten vereceksin. Zaten duruşun yok. Ya babası kalkıp da bana tamam. bu şekilde demesin. Ben gidip yine her şekilde nereye gerekiyorsa ben ifademi de veririm. Tamam. Nurgül'cüğüm. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Bak çok büyük hataları var. Onunla ilgili cezai şeyler yapılacak ama benim için önemli olan şey şu. Annesi bir hafta boyunca bu işi nasıl bilmiyor? Evet. Bak ben oradayım. Annesi biliyor. Ama biz verdik sen yani. Sen nasıl bir insansın ya? Yani. 800 gün geçiyor, bana bile haber etmiyorsun. Halasına, amcasına. Gittik ya. Hiçbirimiz haber etmiyorsunuz ya. Nasıl insansınız ya? Ne değil sanki? Kızının evde olmadığının farkında değil. Dyson'dan gittik yani. Mahir, bana otobüs biletini ne zaman aldığını söyler misin? Bir dakika. Mahir, otobüs biletini ayın kaçını aldınız?
Dyson'a hayır, gittik yani biz bunu. Hayır, 19'u salı günü saat 12'de. 19'u salı mı? Otobüse. Salı mı, 19'u evet. Salı mı? Hayır, değil. Evet. Hayır, Seher. Hayır, 19 değil. 19 olamaz 19'u ki. 19'u salı, çarşamba günü buradaydı. Hayır, hayır, salıydı. Kesinlikle değil, yalan. Neden salı? Yalan mı salı? Bir dakika lütfen. Ben aynı... Aa. Ya ben ayın dördünde ben Adana'daydım ya. Dördünde Adana'daydım, 14'ünde evet, buraya geldim Adana'daydı. Ya. Adana'daydı. Ben hastane raporum vardı. Hastaneye gittim ben, geldim. Ama bilet o tarihte alınmadım, hayır. Ayın 19'u salı. Bak otobüs biletleri çıkar ortaya. Çıksın. Bir dakika. Alınmadı o zaman. O zaman Mahir de mi yalan söylüyor? Ben çıkmasını Mahir istiyorum. Kim? Mahir kim ya? Ben öğrendim kim olduğunu, sen mi söylesin ben mi söyleyeyim? Söylemeyin. Ya burada söylenmesin. Onu ben söylemeyeceğim, bunu söylemeyeceğim. Ben çatlat burada ya. Ben... Sen nasıl kalkıp da parçalıyorsun ya? Ya, neydi? Ya sen Allah çok... Allah. Mahir, ben şivalerini aldığıma göre seninle akraba olma gibi bir şansı yok. Çünkü... Sen devlet adamı mısın da bu şekilde konuşuyorsun? Ben çocuk kız babasıyım ya, kız babasıyım. Ben de kız annesiyim ya o zaman. Ya sen fazla konuşuyorsun. Ben de tamam kız annesiyim. Ben kız annesiysem saklamayacaktım. Haddini... Serkan lütfen. Abla. Haklısın. Bak ben haklı olduğunu düşünüyorum. Ya ben de haklı olduğunu söylüyorum. Abla haklı? Bunda bu tarafa evet. Tutman ya. Bunda suçlu tarafına atın ya. Allah Allah, ben ne suçum var? 800 gün boyunca senin kızın kayıp. Ben Dyson yok, amcası mı yok, dedesi mi yok bunun? Dyson'a bağlı. Dyson kim? Dyson'a bağlı. Ya ben oradan gittim. Şimdi çok önemli. Bir dakika, bir dakika lütfen ya. Çok önemli bilgileri açıklayacağım. Çok önemli bilgileri açıklayacağım. İzninizle bir araya gideyim. O önemli bilgi açıklayacağım ben. Yani her şey ortaya çıksın. Çıksın ya. Herkes dersini alsın. Çıksın. Çünkü bu programda biraz o yüzden yapıyoruz. Hem kızlarımızı buluyoruz, kavuşturuyoruz falan da. Bir de dersler çıkarmak lazım değil mi? Gerçekler ortaya çıksın. Kesinlikle çıksın.